İslami gösterge bilimsel düzen olmamış olsaydı, bunun altını çiziyorum, İslami semiyolojik düzen olmamış olsaydı, o çarşaf üzerinden, dolayısıyla cemaat üzerinden, tarikat üzerinden ve ahlak üzerinden geliştirilen ilişki biçimi, adab edep biçimi olmamış olsaydı, Fener Rum Patrikhanesi İstanbul'un İslami kimliğini, Fatih'i, Eyüp'ü falan dümdüz edecekti. Bunu anlamıyor insanlar. Salak millet, tamam mı? Millet anlayabilecek durumda değil. Laiklerin kafası basmıyor zaten. Beyinsiz adamlar. Beyin özürlü, tamam mı? Beyin özürlü olmasa laik olmaz zaten, tamam mı? Yani dolayısıyla yani ithal bir ideolojiyi, döküntü bir ideolojiyi kalkıp da milletin boynuna pranga geçirir gibi geçirmeye kalkışmaz. Tamam mı? Yani dolayısıyla beyin sorunu var burada. Yani adam zaten Hegel söylemiş geçen hafta da, yani önceki programda burada söyledim bilmiyorum. Başka bir yerde söyledim galiba. Yani Hegel söylemiş, yani sekülerizmin, laikliğin bir barbarlık biçimi olduğunu söylüyor. Ve bu barbarlık biçimine karşı direnme kaynağının İslam olduğunu söylüyor. İslam kültürü, İslam medeniyeti olduğunu söylüyor. Bu basit bir şey değil. İnsanlar beyin özürlü olmasa bunları okur ve görürler. Zaten okuduklarını anlayabilecek durumda da değiller. Yani insanlar işte Batı eleştiriyorsun falan, Batı eleştirisi üzerine bir yeni İslam medeniyeti kurulmaz falan değil, öyle değil. Ben sadece